yerin yapısını oluşturan katmanların en dıştan en içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Yer kabuğu en dışta olandır. O yüzden önce 2 ile başlaması lazım. En içteki ise çekirdektir. Çekirdek tabakası en içtedir. Bundan dolayı mantoda arada kalıyor. 2, 1, 3 şeklinde sıralanması gerekir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin jeolojik bakımdan genç oluşumlu araziye sahip olduğunu göstermez denilmiş. Fay hatlarının yaygın olması genç olduğunu gösterir. Akarsu erozyonunun şiddetli olması genç bir arazi olduğunu gösterir. Akarsularının hızlı akışlı olması genç olduğunu gösterir. Tektonik depremlerin yoğun olması bu arazinin genç bir arazi olduğunu gösterir. Fakat dağların doğu batı doğrultusunda olması veyahut da kuzey güney doğrultusunda olması, dağların uzanışı arazinin genç veya yaşlı olması hakkında bilgi vermez. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir bölgede jeolojik araştırma yapan bir kişi verilerinin hangilerinden daha fazla yararlanmalıdır denilmiş. Jeolojik yapıyla araştırmalar yapılıyorsa volkanik alanlarda bulunan kayaçların yapısı incelenebilir. Sıcak su kaynaklarının kimyasal özellikleri incelenebilir. Bunlar jeolojik özelliklerdir. Fakat bölgenin iklim özellikleri veyahut da doğal bitki örtüsü bunlar jeolojik özellikler değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani B seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen olaylardan hangisinin oluşumu diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir deniliyor. Taş kömür yataklarının oluşumu birinci zamanda olmuştur. Buzul çağlarının yaşanması dördüncü zamanda olmuştur. Kıtaların parçalanarak ayrılması bu ikinci zamanda meydana gelmiş bir olaydır. Petrol ve lignit yataklarının oluşması üçüncü zamanda meydana gelen bir olaydır. Alp Himalaya Dağ Sistemi'nin meydana gelmesi de üçüncü zamandadır. Bundan dolayı en eski olan birinci zamanda meydana gelen taş kömür yataklarının oluşumudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen olaylar hangi jeolojik devirde meydana gelmiştir deniliyor. Alp Himalaya Dağ Sistemi'nin oluşumu, lignit yataklarının oluşumu, Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde yer alan sıra dağların meydana gelmesi bu olaylar 3. zamanda meydana gelmiştir. 3. zamana verilen isimlerden biri de tersiyerdir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen alanlardan hangisi masif olarak değerlendirilemez denilmiş. Karadeniz'de Zonguldak çevresi birinci zamanda oluşan arazilerdendir. İç Anadolu'da Kırşehir çevresi birinci zamanda oluşmuştur. Mardin Midyat çevresi birinci zamanda oluşmuştur. Doğu Anadolu'da Bitlis çevresi birinci zamanda oluşan arazilerdir. Masif arazilerdir. Fakat Aydın Dağları üçüncü zamanda oluşmasından dolayı masif araziler arasında yer almaz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre yerin yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Sıcaklığın en fazla olduğu katman iç çekirdektir. Bu bilgi doğru. Çekirdeğin yoğunluğu mantodan fazladır denilmiş. Bu bilgi doğru. En yoğun tabaka çekirdek tabakasıdır. Yoğunluğu en az olan katman sialdir. En üstte bulunan katmanın yoğunluğu en azdır. Bu bilgi doğrudur. Sial deniz diplerinde daha incedir. Şekilde de öyle gösterilmiş. Deniz diplerinde sialin kalınlığı daha azdır. Bu bilgi doğrudur. Yerin derinliklerine gidildikçe tabakaların kalınlığı azalır denilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yerin iç yapısını oluşturan katmanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Katmanlar maddenin yoğunluğuna göre sıralanır. Bu bilgi doğrudur. Yoğunluğu en az olan katman en içte yer alır denilmiş. Yoğunluğu en fazla olan katman en içte yer alır olmalıydı. Magma manto tabakasını oluşturur. Bu bilgi doğrudur. Yer kabuğu sürekli hareket halindedir. Manto üzerinde hareket eder. Yerin derinliklerine doğru gidildikçe sıcaklık artar. Bilgileri doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yer kabuğuyla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Sial yani üzerinde bulunduğumuz tabaka, katı tabaka, okyanus ve denizlerde daha incedir denilmiş. Bu bilgi doğru. Simanın yoğunluğu sialden daha azdır. Simanın yoğunluğu
Siyalden daha azdır denilmiş. Bu bilgi yanlış. Sima altta bulunmasından dolayı yoğunluğu daha fazla. Üzerinde yaşadığımız tabakanın ismi Sial'dir. Bu bilgi de doğrudur. Hangileri doğrudur denilmiş. 1 ve 3 doğrudur. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre haritada verilen dağlardan hangisi diğerlerine göre daha önce oluşmuştur deniliyor. Dünyada Kayalık Dağları, Ant Dağları, Alp Dağları, Himalaya Dağları gibi günümüzün yüksek sıra dağları 3. zamanda oluşmuş sıra dağlardır. Fakat Ural Dağları gibi yükseltisi az olan sıra dağların oluşumu 1. zamanda gerçekleşmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin oluştuğu dönem yukarıda verilen görüşü desteklemez denilmiş. Türkiye genel olarak 3. ve 4. jeolojik devirde oluşmuş genç arazi yapısına sahiptir deniliyor. 3. ve 4. zamanda oluşmayan bir şey bulmamız gerekiyor. Toros Dağları'nın oluşumu 3. zamanda olmuştur. Boğazların oluşumu 4. zamanda oluşmuştur. Kuzey Anadolu fay sistemi 3. zamanda oluşmuştur. Bor ve Lignit yatakları da 3. zamanda oluşmuştur. Fakat Yıldız Dağları'nın oluşumu 1. zamandadır. Bundan dolayı yukarıda verilen görüşü desteklemez. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre çekirdekte yukarıda verilen maddelerden hangileri daha fazladır deniliyor. Yer kabuğunda silisyum ve alüminyum elementleri fazladır. Fakat yerin içindeki tabakalarda demir ve nikel oranının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız demir ve nikel, yani 1 ve 3. B seçeneği doğrudur.